Evet, Ming'e doğru şöyle bir giriş yaptı Özgün. Çin, Japonya Kore'yi alıyor. Aslında çok gelişmiş topraklar değil o taraflar. Ne için alıyor sorusunun cevabı. İnan ki bende de yok. Toprak olsun diye alıyor veya altına çökecek galiba. Altına çökerse Özgün'le yeni bir derde girebilirler onlar. Baharat ve Ulan Osmanlı beraber ha puan geliyordu burada bu. daha harika olmaz mı? Bence Baharat'ı güçlendirebilir. Nerede benim Baharat masam? tek de alır muhtemelen aynı. Tam yetti var Ama ya. Pegu var orada ya biraz ondan korkuyorlar. Japonya bu Ney? saatten sonra Osmanlı ile alay olursa işler Skor mu? değişebilir bu sırada. Dünya savaşı çıkabilir yani. Ha sen üstten mi Afrika'da, almışsın? Asya'da, Avrupa'da olmak üzere 3 farklı savaş Yok çıkar skor muhtemelen. değil. Admin puanı. Savaşı bitirin, yayını bitirelim gençler. Vallahi biterse bitirelim de bitmiyor. Bu arada görmemişim abi bu absolutizm disaster'ı var ya az daha çıkıyordu. Benim İsveç'te var şu an o. Bende de var çıkacak. Az kaldı yani az Ney? kalmadı Quartz Country mi? Evet. da. Aynen. Onu bu arada Disaster çıktıktan sonra 65 absolutizm üstünde bitirdiğinizde 20 max absolutizm daha geliyor. Ben de var şu an işte. Çıkart diyorsun yani. Yani bayağı isyan çıkıyor uğraşıyorsun da. 100 absolutizme çıkmanın da başka yolu yok. Ben sanki bir ara 120'yi gördüm bir şekilde. Fransa Ben mi geliyor yanlış ya. hatırlıyorum acaba? Ya o Fransa veya Prusya, İsveç'le falan oluyor. Onların Şey eventleri, yaparak ya şu disiplinleri falan var. otonomi düşürme var ya. Ha gerçi maksimum söylüyorsunuz. Tamam Maksimum tamam. diyor. Fransa'da oluyor da mıydı? Fransa'nın decision'ı var. 20 attırıyor. Prusya ile İsveç'in de eventi var. Japonya zaten Belki. alsın zaten Rusya onun da önünü keser demiş. Bilemiyorum kim ne yapar. Pagan'ın burada büyümesi de hoş oldu bence. Şimdi doğuda ilk bir cephe var. Nasıl satayım? Mouse çok kayıyor. Diğer Yalnız bayağı monitöre iyi var ya Emir'den. Yani şu an doğuda bir cephe var hali hazırda. Bakalım şey cephesi nasıl olacak? Batı cephesi. Mitte de Korten Country 13-14 başlamış. şehir alacağım herhalde. Hamit bu ne Artık açlık. kahve. Acı mı? Şey soracağım. Estate'lerden tüm Acı topraklar mı yeti alsam mi? ne olur ve hiç kullanmasam onları. Hayatındaki en saçma şey olur. Osman Ben geri mi girsem çakallık acaba yaptı ne mı yoksa yapsam? oyun boyunca sessiz sakin takılıp büyüdü mü? Tibet'e falan İkinci açmıştır. dediğin oldu. Sessiz sakin takılıp büyüyor. Persler, Avusturya falan büyüyor ama yani Nasıl ne toparlıyor kadar abi? geçecek bilmiyorum. Çok parası var. Ya istediği kadar ordu bassın. Her türlü Ama büyüyen bir yenersin ya. Rusya var. Mandate Rusya'nın olmadığı için elayları daha yarım güçlü. moralinle falan çıkıyordu O yüzden karşıma hep. her türlü sıkıntı. Muhtemelen işte dediğim gibi Maritime almasının sebebi Gelee Combat ve moral kasacak neyi bununla ki denizleri tutsun. At gibi de filo basmış gördüğünüz üzere. 156 gemi filosu var. Hoş. Eren'de de bayağı bir filo var. O yüzden kim ne yapar, nasıl yapar Bu arada bilemem. disaster sadece bu çağda yapılabiliyor. Bir dahaki çağda yok. Pegu tokatlayacak demiş. Pegu tokatlanabilir gibi gelmeye başladı. Ordusu basılıyor çünkü etrafta. Her yerde ordu basıyor için. Suratıma tükürdü kamera ana. Şey kamera diyorum klimam. Ya Rabbi şükür diyelim bari ne diyeyim. Ulan vallahi uykum geldi be. Ne savaşmış. Böyle uzayan savaşlardan nefret ediyorum. Parmesan peyniri gibi uzuyor. Bakıyorum ben de öyle bir bölgem vardı. Karıştı O bayrağı hatlar karıştı. nasıl değiştiriyoruz demiş. Hangi bayrak? İsyan çıkabilir tabii ki toprakla elinden alırken isyanlarını bastırırsan bir daha çıkmaz ve bitirirsin onları tamam. Dikri'yi enekte İran'a da acımıyorlar ha. Fatur kütür. edebiliyormuş. İran göçtü ya.
Ah, tüh demiş. Klima için bir balgam sesi yazmış oraya. Hamit bir yerlere alana kadar kendi dağılacak bir şey değil. Mink yeniden ordu basıyor anasını satayım. Ya bassa ne olur. Bak şimdi vibe yiyecek. Moral kalmamış ki. Bankrupt yemedi gerçi ama yine de moral kalmamış herifte. Sen istedikçe ben de istiyorum demiş. Kan bir sonraki multiye Fransa al, yargı dağıt. Zaten ilk multide aldım ve yaptım öyle bir şey. O yüzden İsveç almayı planlıyorum yine. Doyamadım İsveç oynamı. Ve istiyorum ki hani bir güçlü bir iyi bir ülke alsın. Yeni bir cephe oluştursun. O yüzden İsveç alacağım. Alacağım. Bana bit. İnanılmaz bitirmiyor yayın. Bitmesin diye yayın. Persian Sepetistler varmış. Ot dolu. Ya Eren de Almanya'ya giriyor bu sırada. Şu bölgeleri. Eren niye bu bölgeye giriyor bilmiyorum. Şeyin önünü kesmeye başladı biraz. Fransa'nın sanki. Sanki. Şurada Alplerde aslında en güzel sınırı aldı. Tirol'ü de alabilir. Gerek de yok gerçi. Alplerde hep 6 seviye kale kurmuş. At gibi şu an yani. Yeşillik gösteriyor. Atıyorum kabul etmiyor. Hayatta. Tamamdır. Kosak savaş bütün DLC'ler var. Kosaksız alırsam estate'lerin topraklarını alıp onları kullanmayacağım ve kafam rahat olacak demiş. Peki. Helal lan Hamit bitirme savaşı demiş. Hoydort'ta İngiltere Fransa alıyorum fakat ABD ne yapacağım? Çıkarmada olmuyor. Naval Range yetmiyor. Ne yapacağız? Grönland'dan çıkabilirsin. En mantıklı yapacağın şey o. Prusya Almanya kuracak mı? Otto önünü kesiyor kuracaksa. Kurmasın. Kurmasın bir mantığı yok ki güneye inip. Kuzeye çıkıp önce bir İsveç'i alıp öyle yapabilir. Daha mantıklı çünkü buralar gelişmiş topraklar. Fabrikalar var, production gear'i var, Lübeck'te şey söz hakkı var. Ben olsa böyle yapardım. Obaley. Yeni rival o şansın var artık. Itiyor. İnsanlar yetişiyor development olarak. Mandate var niye aldım lan? Başkentini mi aldın? Yok almadım. Sen çünkü Will sana bahsettin lan. Claim olarak mandate claim'iyle açtın savaş. Ama onu şey almadım, seçmedim. İmparator var oğlum, seçmen gerekiyordu. Geçmiş olsun kanka. O kadar da toprak aldım lan. Tributary yarat Hamit. Yok, evet. Savaşta vermen lazım. Gençler buralarda bitirelim hepiniz okeyseniz. Neyse Ming'e savaş açıp bitireceğim o zaman yine. Otto, okey misin? Hı-hı. Tamam. Will, we are ending it. Linkler yolunda. Ne yapayım ya? Aranızdan hangisi bile ona ihanet edeceğimi söylediyse gitsin kendini balkondan atsın, olur mu? Tahmin edebiliyorum. Ben de. Bile ihanet. Neyse Eren, ready olursan başlayabiliriz. Herkes burada son bir defa kontrol edeyim. Etiyopya, İtalya, Osmanlı, Fransa, Japonya, Pegu. Osmanlı'da Rusya kazanır ben demiş. Tahmin etmiyorum öyle bir şey olacağını. Şu an birinci Osmanlı, ikinci Fransa. Rusya dördüncü veya beşinci olması lazım. Bana Fransa kazanacak gibi geliyor. Osmanlı'ya bir savaş daha açarlarsa zaten açacaklardır Victory Card için. Osmanlı'yı dağıtacaklar bu gidişle. Yeteneğe sahip olmak istemem. Zaten mükemmelim demiş bu akşamın konu başlığı için. Bir yeteneğe sahip olmak isteseniz bu ne olurdu konu başlığımız. Ama süper güç olarak değil, gayet insani bir yetenek. Mesela ben şahsen resim çizebilmek isterdim. Bob Ross gibi çizmek isterdim. Bayağı izlemesi zevkli bir arkadaştı kendisi. Allah rahmet eylesin. Bir yeteneğe sahip olmak istesem tüm yemekleri yiyebilme yeteneğimin olmasını isterim. Köye falan gittiğimizde aç kalıyorum. Yeter akıyor demiş. Yani tüm yemeklerden kastım mesela sebzeci misin, etçi misin?
Onu söyleyebilirsin. Ben mesela et oburum. Hayatta şey yemem, sebze yemem. Hiç sebze yemem. Kimi bekliyoruz lan yükleme esnasını? Benim kardeşim. Okey. Ben Rusya değilim, ben observer'ım. Fransa nasıl yeniden kuruldu? İngiltere kurdu. Özgün. Evet, tamam. Pardon. Entrika dönüyor kanka. Selamun aleyküm. Oğlum, entrika döndürün yavrum. Ama boş zamanlarınızda, rahat zamanlarınızda döndürün. 5 dakika. Bakın arkadaşlar, hızlı hızlı. Osmanlı state atıyormuş. Bu sırada 45 state'i var 46 limitte. Bayağı bir state yapmış kendini. Güzel de geliri var Osmanlı'nın aslında. Çok kötü sayılmaz. Yani ticari geliri biraz düşük. Onu toplaması lazım. Belki etrafa biraz production kasarsa yine rahatlayabilir. Ordusu bolca var ama mercenaries yok. O kendi için biraz sıkıntı. Evet. Et candır. Ben de nefret ederim sebzeden. Otu ineğe veririm. Büyütürüm, sonra ineği ben yerim demiş. Güzel. Mantıklı. Öte yandan Fransa'ya bakalım. Fransa parayı adeta sıçıyor. Yani böyle bir para olamaz. Teriften zaten herif sadece 52 kazanıyor teriften. Trade'den 158 kazanıyor. İtalya'ya bir bakalım. İtalya teriften 34 kazanıyor. Çünkü koloni bölgeleri ona bağlı direkt olarak Afrika'da. Ama trade'den 251 kazanıyor. Maşallah. Artı 115 geliri var. Ordu sayısı da iyi aslında. Şöyle bir karşılaştırma yapalım. 329, hatta 377'ye tamamlıyor. Yeni ordu basıyor. 377'lik şeyi var. 199 ordu Fransa'da var. Yani İtalya'nın ne kadar büyük olduğunu söylemeyelim artık. Osmanlı'dan daha büyük ordusu. Hatta Özgün'den daha büyük. Rusya'dan da daha büyük ordusu. İtalya şu anda oyundaki en büyük orduya sahip. Halep'ten neden topluyor ki Osmanlı demiş. Osmanlı'nın şöyle bir durumu var. Dün de zaten ticaret esnasında söyledik. Aleppo'dan neden topluyor bilmiyorum. Aktarma yapabilirdi. Yanlış bir hareket yapıyor bence. Bu değiştirilmiş hali bu sırada. Yani dün böyle değildi. Herhalde tavsiyelerime uymuş. Çünkü dün şeyi berbattı. Yani şu Pers tarafını boşlamıştı. Hiçbir şekilde şey yapmıyordu. Aynı şekilde Basra'yı Pers'e yolluyordu. Yani şu an hepsini Aleppo'ya yollayıp Aleppo'dan topluyor. Halbuki Aleppo'nun gücü İstanbul'a akar. İstanbul'a direkt olarak aktarabilirdi. Mantıklı olabilir öyle bir şey yapması ama yapmadı. Bilmiyorum. Ticaret çıkarsa bu sırada, trade idea çıkarsa Aden'i de kendine bağlayabilir. Aden Körfezi'ni ve İskenderiye'den de güç çekebilir. Ve Kırım'ı da kaybediyor şu an gördüğünüz gibi. Kırım'dan da para toplamıyor. Aynı şekilde Astrakhan'ın da bütün parası kuzeye gidiyor. Ya ticaret anlamında şu anda Osmanlı çok iyi bir oyun sergileyemiyor diyebilirim. Italy'nin force limiti ne? Zaten demin göstermiştim onu. 409 force limiti var. Afrika'da toprakların olmasının ona büyük bir avantajı var. Etiyopya'ya falan bakalım. Etiyopya'nın mesela 244, 115'te armisi var. Aslında çok büyük bir armisi yok. Zaten ekonomik gücü de hani belli bir oranda kaldırabilecek şeyi de. Baharat'ın ekonomik gücü zayıf. Zayıftan kastım 129 birliği destekliyor ama yani toplama anlamında zayıf. Bir yeteneğe sahip olmak isteseydim bu kesinlikle el becerisi olurdu. Çünkü kazma gibi elim var demiş. Nasıl bir el becerisinden söz ediyorsun? Seramik falan, heykeltıraşlık, öyle bir şey mi? Fransa ekmek yoksa pasta yesinler fikriyle gidiyor demiş. Zannetmiyorum Fransa, çünkü şimdi Burgundy'ye çökerek aslında burada ticaretini bayağı güçlendirecek. Kendisi iyi iş yapıyor bence. Sesimin güzel olmasını isterdim demiş. Aykut, normal bir sesin var oğlum senin. Ne istiyorsun sesinden? Etiyopya ne olmuş lan öyle demiş. Evet, gördüğünüz üzere Etiyopya Afrika'nın yarısına sahip ama bu, şöyle diyelim, burada wastelandler olduğunu da unutmayın bu sırada. Player map moddan açtığımda aslında İtalya'nın ve Etiyopya'nın buradaki toprakları arasında çok ahım şahım bir fark görmeyeceksiniz. Şöyle ki 3 tane gold zaten şeyde de Eren'de. Buradaki dağlar yine Eren'de. Kafiler Eren'de. Ama bu bölgede işte spice, köle, demir, kapır falan çıkartmasına karşın ve bütün altına sahip olmasına karşın
Etiyopya'nın üretim efficiency'sine bir bakacağım. %50 yani ekonomik gitmemiş olması onu şu an yoruyor. Ben olsam evet ekonomiyi almış ama ekonomiyi daha erken alsaydı production efficiency ile beraber kendini bayağı rahatlatacaktı. O biraz fazla askeri başladı bu bölgede. Belki Osmanlı'dan korkmuştur, olabilir, mantıklıdır ama ekonomik ihtiyacı vardı yani. Mesela origami demiş. Origami... Ya tabii ilgin varsa güzel olabilir. Ben hiç ilgi duymadım bugüne kadar origamiye, bir şey diyemiyorum. Tavşan gibi hızlı olmak isterdim demiş. Kapa face koymuş. Ben senin derdini anladım kardeşim. Biraz egzersiz yap. Hampur Barat Korasan'ı ele geçirmiş. Oha! Tüm Barat Korasan gitmiş. Barat da buradan giriyor gerçi ama yani bu bölge şey yiyecek boş boşuna. Arka planda Özgün'ün klavye sesini duyuyorum. Bir şeylik dönüyor. Entrika dönüyor yine bir şekilde. Prusya'ya özellikle yanlamalar var şu an Fransa cephesinden. Anlaşılan Rusya-Fransa ittifakı çok uzun soluklu olmayacak. Hay şarkı söylemek için bugün biraz şarkı mırıldandım. Neler söyledin, kırdın kalbimi. Yok, o olabilir bak. Ama o sesle ilgili değil ya. Şarkı söylemek de bir yetenek. Sesini iyi olabilir de onu kullanmanın da bir şeyi var işte. İnsanlar şan dersleri falan vesaire alıyor. Şu an şeyle o Orçun diyorum. Can'la şeyin Eren'in parasını gördükçe ben bir fena alıyorum. Bir İngiltere ekonomisini gösterir misin? Gösterelim. Gücüm olsaydı kilo vermek olurdu. AQ bir zayıflayamıyorum demiş. Osmanlı'nın dinle. Normal. Değiştirmedi ki onu. İslam'dan devam ediyor şu an. Ruslar sıcak denizlere ne zaman iner? Halk soğuk suda donuyor demiş. Abi Witcher 3 ve Skyrim gibi oyun önersene. Onları Özgün... Özgün. Efendim kanka. Skyrim ve Witcher 3 gibi oyun önersene diye bir soru gelmiş chatten. Ben sana paslıyorum RPG'ci sen olduğun için. Fallout oynamış mı arkadaş? Fallout 4 biraz post-apokaliptik olması belki hoşuna gitmeyebilir ama. Aslında benim hoşuma gitmişti. Base building vesaire işi girmiş. Ona base uğraşmak istemedim. Şart değil, o yüzden o rahat o konuda yani. Ben biraz daha o tarz oyunlarda nomad gibi olmak istiyorum. Böyle kafama uygun gitmek istiyorum. Mountain Blade'deki gibi. O oyunun güzel tarafı da onu da yapabiliyor. Örgün diye yuttu bu sırada biraz. Yani o yüzden biraz. Seçtim Rus kişi ya. Perslere bak yazık demiş. Taraflar Sormayın nedir? Hanımı, ülke mahvediyor. Şu an bir savaş yok. Dolayısıyla taraf yok. Yeni dünya nasıl durumda abi? Zaten onu göstermiştik. Tekrar gösterelim. Border Gore yaşanıyor. Player Map moddan bakarsak daha rahat anlayabilirsiniz. Renkler çok yakın çünkü birbirine. Gördüğünüz gibi Fransa'nın bölgelerini mavi olarak görebilirsiniz. Yeşil bölgeler İtalya'nın bölgeleri. İtalya bayağı sağlam oturdu güneye ve Afrika'ya. Bayağı sağlam oturdu hem de. Japonya'da yine Amerika'da görebiliyorsunuz. Gençler hiç konuşmuyorsunuz mu? Öyle gözükmüyor. Direkt ekonomi kısmına tıklar mısın İngiltere'de? Nasıl gözükmüyor abi? Şöyle yapınca görmüyor musun yani? Bütün kalemler gözüküyor işte. Al. Fransa Fransası nedir ya demiş. Başkenti Britanya'ya taşınca öyle oldu. French France kaldı orası. Birinin interneti ölüyor anladığım kadarıyla. Gayet ölüyor yani. Öyle böyle de değil. Özgün hızı arttırsan bir daha. Ay sonuna geldik. Kotaları hemen yemişsiniz lan. İtalya Brezilya'daki ticari gücünü Cenova'ya nasıl aktaracak? Cenova'ya aktarmasına gerek yok. İtalya'nın kaç bölgeden topladığını yine bir şey yapalım size. Gösterelim. İtalya'nın şu an topladığı ve transfer ettiği yerleri burada görebiliyorsunuz. Zaten bayağı bir yerden transfer ediyor bu sırada. Bir genel olarak bakarsak şu an Venedik'ten topluyor. Cenova'da kendi bölgesi olduğu için oradan topluyor. Cenova'dan 224 gold topluyor. Venedik'ten 53 gold topluyor. Onun dışında bakalım nerelere şey yapmış. Transferini gerçekleştiriyor diyelim.
Ivory Coast fil dişi sahilinden 59 çekiyor gördüğünüz üzere. Sevilla'dan yine bir 58 gold daha çekiyor. Hatta burada 86 gözüküyor. 86 çekiyor şeye, Genova'ya. Çok büyük para aslında. Yani Afrika'daki parayı her türlü aktarıyor. Buradaki parayla ilgili herhangi bir şey yapmıyor gözüküyor. Hoş yapmamasına karşın yine Brezilya'dan fil dişine gidiyor zaten gördüğün gibi. Evet. Yani şu bölgeden Brezilya'ya, Brezilya'dan fil dişine gidiyor. Yine Güney Amerika'da gördüğün gibi buradan Şili taraflarına, pardon Arjantin taraflarına aktarabiliyor. Arjantin taraflarından yine kuzeye, oradan Brezilya'dan yine fil dişine bir döner sermaye oluyor. Onun dışında Panama kanalına sahip. Panama'dan da aktarıyor gördüğün üzere. Ama daha çok Afrika'ya yumulmuş. Çünkü burada özellikle Timbuktu'da var. Zanzibar'da var. O bölgelerde de aktarım yapıyor. Güney Afrika'dan da güzel para geliyor. Aden Körfezi'nden bile bak çalıyor parayı. Yani Osmanlı veya Etiyopya buraya, bir Etiyopya da buradan çekiyordur muhtemelen de. Aslında ben Etiyopya olsam buradan tepeye, İskenderiye'ye atar, İskenderiye'de toplarım, daha mantıklı olur. En azından trade gücünü kırmak için. Ama şu an yapmıyor sanırım. Bir bakalım Etiyopya ne yapıyor. Etiyopya Aden'den aşağıya atıyor. Goa ve Kongo'dan yine transferini gerçekleştiriyor. Zambezi'ye. Zambezi'den de zaten şeye gidiyor direkt, Zanzibar'a. Zanzibar'da da topluyordur diye tahmin ediyorum. Evet, Zanzibar'dan topluyor. Yani. Ayrıca Excel'i yardım olmadan iyi kullanmak isterdim demiş. Excel'i kimse yardım almadan kullanamıyor zaten. Öyle bir dünya yok. Bu ultimi ayağı kısa sürdü gibi. Önünüzdeki ulti hangi ülkeyi almayı düşünüyorsun? Aus olabilir mesela demiş. Ben yine İsveç almayı düşünüyorum. Konnichiwa'lar Amerika'da Theodore Roosevelt'in mezarında ters döndü. AQ demiş. Sesin gidip geliyor bende. Benden kaynaklı mı demiş. Senden kaynaklı olmalı. Japonya'nın ordu gücüne bakar mısın? Bakalım. Geçen İngiltere oyununda telifler hariç 400 gear vardı ve hiç almaya uğraşmadım demiş. Ne oluyor lan? Can gitti, Osmanlı ittifak oldu. Villa onu rivalladı diye. Bir anda kristal. Ben bilmem çıkıyor. Adam durup dururken 175 210. Demek ki bana saldıracaksınız. Yani. Will'in yediği bir boktan yani ötürü şu an Fransa Osmanlı ile elay oldu. Alın ben size rengin ya. Değişimi işte. Rusya'nın da İtalya'yı yanına çekmesiyle aslında her şey bir anda değişti. Herkes ayrı bir paranoya yaklaşıyor. Evet, Osmanlı için güzel haber. Osmanlı biliyorsunuz geçen el saldırmadılar. O da çok büyük hataydı bence Osmanlı'ya saldırmamaları. Kartlarını bıraktırmadılar. Adam birinci olacak. Şu an öyle gidiyor yani. Hem de gücünü topladı. Daha çok güç kazandı. Fransa ile elay olması daha da şey olacak. Sıkıntı. EO4'ü iyi bir şekilde oynamak için özellikle MP olarak hangi DLC'de indirmeliyim ve kaç TL eder? İyi eder. Rights of Man lazım mesela. Rights of War muydu? Rights of War'du sanırım. Rights of War bayağı iyi. Mandate of Heaven iyi. Din haritasını göstersen reis. Dünyanın en garip şeylerini merak ediyorsunuz bazen, çözemiyorum. Mesela din haritasını kim niye merak eder bilmiyorum ama. Şöyle gösterelim. Eren hadi sen de canın Osmanlı ittifak olmasını tehdit olarak algıla. Bence sana saldıracaklar. Evet şu an şurada. Ayrılığım varken nasıl saldırabilir Eren? Halo 4'te yeni başladım. Osmanlı oynadım. İsyanlar falan acayip kanser oldum. Sence ilk gün hangi başlamalıyım? Osmanlı ile oyna. Osmanlı güzel bir başlangıç ülkesi. En rahat öyle oynarsın. Güveni aldım. Benim Victory Card'ıma da ulaşmamı engelliyorsun şu an. Abi o zaman Prusya'ya söyle, rivallik atmasın. Adama diyorum ki ne iş yaptın? El aylığı bozduğun için diyor. Ben bozmadım ki. Dilim bok yemesi yüzünden herkes paranoyak oldu anasını satayım şu an. Will, he asks you why did you rival him right after the alliance broke. Will burada mı ki acaba, bir de öyle bir durum var? Because I assumed that we wouldn't recreate the alliance and I needed a rival. Will. Ben şu anki durumda yapılacak bir şey değil. Bilin dediğini anladım bu arada ama. Yani dediğin gibi. I'm completely honest. The game said that the alliance broke, so. Eksi ilişkiniz olduysa olabilir. Yeah, the relations went down. So the game, Özgün abi gibi yapsan sen de oyna demiş. Ben oynuyordum zaten. Bıraktım yayına geçince. Özgün'ün dropları vardı biliyorsunuz. Yayını şey almak zorundaydım. Devir almak zorundaydım.
Rights of Man olacak abi. Okey, Rights of Man. Çin'e ne oldu? Çin'e dağıttı geçen. Art of War değil. Rights of Man olacak. Rights of Man. Art of War ayrı. Solo İsveç oynayacak mısın? Solo İsveç oynamayacağım. Yok. Multi'de zaten atıyorum. Çin... Oha! Japonya bütün Kore'yi yedi. Hani şu altına giderse abi, kriz çıkar falan demiştim. Dediğim gibi güvenizi düşürdü bana kardeşim. Herif sen komple aldı bu böyle. Mançurya bölgesini aldı. İkinci Dünya Savaşı'na tam tarihi şeyle gireceğiz herhalde. Reformed favori dinim demiş. Şu an DLC falan alınmaz. Paradox paraya doymuyor. Bu fiyatlar ne? Fiyatları düşüreli oldu epey ama sen, yani ilk sen takip etmedin. Olayı, şimdi bu olay bana daha o nasıl bir Osmanlı Allah düşmanına vermesin demiş. İlk önce Hivişip olayı oldu. Prusya'ya sorsan Almanya şimdi kuracak mıymış AQ bugün ne sordum demiş. Şey evet yani, kuracak zaten hayali oydu. Oyunun başında da onu söylemişti. İzleyici modunda değil normal oyna demek istediğim demiş. Kimle oynayacağız oğlum? Şu an bu halini daha çok seviyorum. Yayını devraldığım için Observer olmak bence daha mantıklı oluyor. Bu tarz multilerde birinin Observer olması daha iyi. Çünkü uzunca bir süre Terra Incognita yüzünden kim nerede ne yapıyor hiçbir şey göremiyorsunuz. Hep tek ülkeye odaklanmış oluyorsun veya bölgesine en azından odaklanmış oluyorsun. Eren de Avusturya'ya savaş açtı. Eren'in askeri değerlerine bir bakacağım. 6.30'a 112 disiplin. Prusya 7. Moral 120 disiplin. Oo. E tabi idealarda biraz geriden geliyor ama hem defensif hem Pluto hem reform var. O bakımdan teknik olarak İtalya'nın moral sıçması gerekecek. Projection ve prestijik şeye katarsak. Abi Endonezya'daki ülke Japonya mı oldu? Endonezya'da şu an Japonya, Pegu ve şey var. Etiyopya var. 3 ülke var. Yani dağda dayak atıyor. Yakın yani. AI ile statları yakın aslında. Will de burada savaşıyor gördüğünüz gibi. Freestyle'leri falan vuruyor. Yani dini değiştirsem mi konfliktçisi? Will sayı olarak yine belki biraz Fransa'ya kafa tutabilecek gibi. Bakalım bir Fransa'nın. Yani şu dakika Fransa'ya çok mantıklı değil, değil mi? 7-117. 7-118. Yani benim biliyorsunuz moral azdı ama 130 disiplin neredeydi şey İsveç her şeyi alınca o bakımdan bilemiyorum Altan. Disiplin askerlerde çok şey değiştirme evet. Hail şişmanlar demiş aleykümselam. Moral nasıl arttırabilirim? Osmanlı oynuyordum 100K'yım 85K'ya yenildim. Oha artık. O tek senin teknolojinle alakalıdır. Teknolojide geri kalmayın. Crash yedim Özgün. Alıyorum save rehost. Tam göstereceğiz crash yedik. Why rehost? I have crashed. Prusya'nın disiplin biraz az gibi. Ya idealarıyla da alakalı o yani şimdi. Kan Prusya'nın yönetim şeklini unuttun. Oradan disiplin gelecek daha. Evet gelecek ama basmamış. Ve hani şöyle bir durum var. Oradan gelecek diyorsunuz tamam da. Yani bir anda onu basıyorsun da. Onun da bir şeyi var sonuçta. İstediği belli bir puan var. O puanı yakalamak da önemli. Teknoloji 22'di. Düşmanın 21'di demiş. O zaman senin moralin büyük ihtimalle prestijine, power projection'ına, army tradition'ına veya aldığın idealara bağlı. 4 tane seçenek var geriye kalan. En son abone kim? Twerk istiyoruz. Hala 50 mi yok? 50 mi göt yoksa TL gibi 30 düştü mü? Osmanlı'nın 1700'lerde askeri olarak kötüleşmesinin sebebi ne? Üniteleri yüzünden. Batı'nın üniteleri öne çıkıyor. Doğu'nun üniteleri aşağı düşüyor. SA iyi yayınlar demiş. Hoş geldin Emir. Aleyküm selam. Ben de dün Timur oynarken 55K ile 7K'ya yenilmiştim demiş. Hmm. 55K ile 7K. Sen ne yaptın lan orada? Ya şöyle düşünüyorum acaba mantıklı bir şey nasıl olabilir diye de. Bulamadım. Utku'yu sev yoksa seni bıçaklarım demiş. Utku yeniden bize abone olmuş. İkinci ayını da dolduruyor. Abonelik de güzel. Hayırlı olsun Utku. Bizim için de senin için de.
Ünit ederken demiş. Vurdum beyler. I have hosted the game. Heli 5 topçuyla moralsiz mi saldırdın? Nasıl yaptın o işi demiş. Evet. Biraz daha ilginç. Idea quality offensive ve defense'dı demiş. O zaman sende başka bir bokluk vardı yenilmende. Eksi 2 yerken mi daldın? Generalsiz mi daldın? Nasıl daldın? Kime daldın? Bunlar da önemli. Yani bir unsur yok ki sadece. Yenildim acaba hangi unsurdan yenildim diye bir şey yok. Moral 4.5'tu demiş. Karşınınki kaçtı. 55K vs 7K sayı üstünlüğünde bile alır. Sanırım Extended'da Hazreti Muhammed'in ordusuna saldırdı demiş. Teknoloji falan. Özgün. Efendim. Biri dedi ki 55K ile 7K'ya kaybettim dedi. Şu an bütün chat nasıl başardın bunu diye soruyor. Zira hani çok mümkün değil 55K'nın 7K'ya kaybetmesi. Doğal olarak. Biri bir öneri getirdi. Dedi ki Extended modda Hazreti Muhammed'in ordusuna mı saldırdın dedi. Teknoloji falan hiç ilerlemedim. Oyunu daha dün yükledim. Ben o power da yoktu demiş. Önümüzdeki MP'de Horde oynar mısın? Yok. Ben oynamayacağım. Özgün'e sorabiliriz ama sanmıyorum. Onun başka planları var. Önümüzdeki MP'de Horde oynar mısın diye soru var. Özgün, senin fikrin sabit mi yoksa değiştirecek misin? Nasıl yani? Oynayacağım ülkeyi mi? Evet. Değişebilir ya. Karar veremedim. Daha alternatiflerim var. Tamam. Horde geçen maçı da almıştı ya zaten. Ha bir de aynen. Geçici Yanzu ile çok uzun süre Horde kalmıyorsun. Yanzu ile ya, evet. Biri Yuan kurmaya olabilir mesela, güzel olur. Ya aslında ha, bu çok zor ama işte. Bu oyuna zaten Jianzu ve Özbek'i koymamızın sebebi oydu. Ya biri King kursun ya diğeri Yuan kursun diye böyle bir hayalimiz vardı. İkisi de oynamadı oyunu. O yüzden Yuan kuracağım şimdi. Yani öyle boktan bir durum oldu. Abi Rusya'yla nasıl koloni yapıyorsunuz ya demiş. Kim eksik? Oğlum biri kendi şeyi oyuna var. Tradition'ı var. Oradan koloni kazanıyorsunuz. Tamam bıçak. Fransa'ya sorar mısın hangi ideaları almış? Onu gösteririm, sorulmaz o. Aferin kızıma, ayna kırarak ülke çökerten krala benzedin şu an demiş. Ölgün sınır olalım da ortodoks olayım ya. Önümüzdeki MP Avrupa mı Asya mı? Komple, şu an komple olduğu gibi bir sonraki de komple. İlanet bir din ya. Abi multide Osmanlı oynasan demiş. Yok ya, Osmanlı çok oynadık. Osmanlı oyuna başlarken falan çok oynadım. Artık sıkıldım, Osmanlı oynamaktan sıkıldım. Bir de yayıncı olarak güçlü bir ülke oynamak istemiyorum yani. Farklı bir ülke oynayayım diyorum. Onu güçlen. Ya güçlü bir ülke oynamak istemiyorum deyip İsveç oynamak. Yani anlatabildim mi? Büyük bir ülke oynamak istemiyorum. İzleyicilerin bir şansı olsun. Onlar şey yapsın. Burada sonuçta benim amacım kazanmak değil. Birinciye burada ödül veriyoruz. Ben kazanacaksam ne anladım zaten hani. Şeyden. Oynamaktan. Çok saçma değil mi? Bir sonraki gene dünya NPC'si. Evet. Idealların defansının ikisi ofensinin hiçbiri açık değildi. Komutanda yoktu demiş. Okey. 20 moral mi 10 disiplin mi demiş. Yine başladık ya. Kaan güçlü al sen. 9. İtalya'da papalık olabilirsin önümüzdeki MP'de. Yok, papalık güzel değil. İtalya kurabilecek bir ülke olsun. Papalığın Kingdom of Heaven'a o kadar etkili değil. Onun yerine İsveç oynayacağım ben. Bir sonrakinde yine. Hecaz'da Arabistan'ı kur demiş. Al sana güçsüz devlet. Al sana güçsüz devlet. Şimdi anladım, Rusya ile Moskova ideaları aynı değil. Evet, değil. Birinci ödül olarak DLC mi alıyor? Evet. Ya da Rodos'la başlayıp Jerusalem kur demiş. Zor. Onu multide yapamazsın. Ağla, can, kudur. Can sorma ya. 20 infantry combat, 5 disiplin. Oğlum ne abuk sorular soruyorsunuz. Oturun oyunu içinden hesaplayın o zaman. Yani hesap makinesi alın. Oyunu içinde değiştirdiği değerlere bakın, hesaplayın. Ne bileyim ben yani. Ama disiplin bütün orduyu etkiliyor. Infantry combat, infantry'yi etkiliyor. Oyunu yeni indirdim. Ne zamana alışırım? Abi sorulara bak ya. Oyuna alış yani. Ne bileyim, herkesin kapasitesi farklı. Inka ile World Conquest demiş. Oman'ı al da idealarına bir tokatla. Pek bir aksilik olmak için İspanya skorda birinci olur demiş.
Evet, görüyorsun o İspanya'yı. İspanya'yı yerler. İspanya'nın skorda birinci olması falan öyle bir dünya yok. Fransa'ya çıkıyor çünkü victory kartları. Nasıl birinci oluyor? 100 saat oynaman lazım demiş. Yok öyle bir dünya. Bir gün HR multisi yapsanız güzel olur. Avusturya ve elektrolerle başlamak yasak olur demiş. Herkes birbirini yiyecek. Ne anladım o işten lan? İsveç ile İskandinavya kurmaya çalışacak mısın? Hayır. Çünkü İsveç'in kendi eventi var ve İskandinavya'dan daha iyi bence o. Amerika'daki kabilelerle oyna demiş. Oyun oynarken... Evet, Fener 433 çok mantıklı bir şeyle gelmiş. Hayatta kalmanın bir şansı yok. Fransa, Elan vesaire. Hoy multisi ne zaman gelir duyurduğumda. Oynaya oynaya alışacaksın demiş. Evet, tek mantıklı açıklaması o. Başlayalım. Tamam. Saçma sorulardan kanser olursan kemoterapi param benden sen rahat demiş. Abi İngiltere kralı veba yüzünden suçluları fahişelerle beraber yatırmış. Böylece nüfus çoğalmış. Böylece fuck kelimesi çıkmış demiş. Ne alaka lan? Ne alaka? Hangi kraldan söz ediyorsun? Onu da söyle. Hangi veba dönemi ve hangi kraldan söz ediyorsun? Yakup bu akşam internetin bayağı kötü ya. Eski nesil diğer strateji oyunlarına göre zor geldi bana. Grand strateji bu ama. BTS değil. Bizans'ta nasıl oynayabiliriz? Bizans denemedim hiç. Yapabileceğin şey kendine iyi bir ally bulmaya çalışmak. Tercihen Osmanlı'yı yavaşlatabilecek veya Osmanlı'nın durumunu göz önüne alırsan. Onun böyle Arnavut'la falan kafa attığı bir dönemi yakalayabilmek. O tarz bir şeye ihtiyacın var. Milli ittifak için neler yapılabilir? İlişki arttırma harici para verebilirsin. 20-25 ilişki veriyor o. Onun dışında işte sağ tuş oyun bir başlasın göstereyim. Sağ tuş yapıp friendly yapabilirsin. Sence Hoi mi EU mu? Bu soruya artık daha fazla cevap vermek istemiyorum. Bir ara Bizans yap yoksa bıçaklarsın. Direkt ben şöyle yapıyorum. Sağ tuş yapıyorsunuz şu. Gerçi burada bir dakika. Başlatalım da. Sağ tuş yaptın karşı tarafa, şuraya geldin diplomatik feedback'e. Buradan manage attitude'u kendin tıklayıp friendly yaparsan aranızdaki ilişkiyi kendi açından geliştirmiş oluyorsun. O da bir yerden sonra şey yapıyor. Sen onu friendly gördüğün için ona göre bir ayarlama yapabiliyor. Ne kaçırdı abi ve observer'ımsın, observer'ım. Ortalama bir oyuncu İspanya'ya geçerse ve ona karşı güçlü ittifak kurulması çok kolay gerisi demiş. Hayır, değil. Hala. Kolay diye tutturuyor. Değil. Victory kartların Fransa'ya çıkıyor. Biliyorsunuz ben de oynadım ikinci mucizede. Victory kartlarının hepsi Fransa'da çıktı. Sence o Hoi mi EU mu demiş hala. Hoi ile EU aynı zamanlarda geçmiyor ve içerikleri farklı. Nasıl karşılaştırsın? Adam AQ demiş ve ağzımdan laf almış. Ne zamandır başladın demiş. Nasıl ya? Yayın 9'u çeyrek geçe başladı. Yılı soruyorsan 1705'teyiz. Bitti bitecek multi. Muhtemelen 2 veya 3 bölümde bitireceğiz. 1705'teyiz. Büyük bir savaşın çıkmasına bağlı. Hani büyük bir savaş çıktığında biliyorsunuz oyun 2x'de gidiyor ve yavaşlıyor. Peace'de yıllar uzun sürebiliyor vesaire. Ama cumartesileri 4-5 saat yaptığımız için muhtemelen çok sıkıntı olmaz. Opry China. Opry Chinina. Pardon. Opry Chinina. Opry China diye okuduk anasını satayım mı? Opry China. Ne veriyordu? Rebel Faction'ların şeyini indiriyormuş aşağı. Aslında yapabilir şu an. Gerçi ayaklanmış Rebel yok ama olsun. Kan 883 saat EU4'üm var be oha demiş. Ama ben ilk çıktığından beri oynuyorum oyunu. O kendi açında dedin ya o hangi DLC ile geliyor? Vassal Fleet hangi DLC ile geliyor? Arkadaşlar oyunun şu anda 13 tane falan DLC'si var. Her DLC'yi ezbere bilmem namümkün. Son çıkanlar biraz aklımda kalıyor o kadar. En son Prusya peçiyle gelen Rise of Man diye yanlış hatırlamıyorsam Prusya ve Osmanlı hükümeti falan veriyordu. En çok onu öneriyorum. Art of War yine alınabilecek bir şey. Common Sense yine development verdiği için alınabilecek bir şey. Onun dışında içeriklere bakmak istiyorsanız, içerikleri bilmek istiyorsanız Steam'e giriyorsunuz.
DLC'nin üstüne tıklıyorsunuz. Özgün. Zaten orada açıklamada neler yapabildiğiniz tek tek yazıyor DLC'nin altında. İtalya'yı kurmak çok istiyorum. Beceremiyorum ama demiş. Alacağım Floransa ile oynayıp sabırlı oynayacağız. Savaşa gireceğim de şimdi. Ha, sen şey mi yapacaksın? Atabiliyorsan açıklaması fuck fornication under control of the king'miş. Ya bırak Allah aşkına. Yok şimdi girmeyeceğim. Hangi döneme denk gelmiş? Sen bana onu söyle. Bana şey söyleme. Şey yapmaz o. Vurmaz yani. Şehir efsaneleri söyleme. Vurmasından değil ya. Şimdi savaşta gidip zaten döveceğim ya. Tudor dönemi vebasından mı söz ediyorsun? Çünkü o zamanlar öyle bir şey olmadı. İttifaklarımın çok borcu var. Hiçbir savaşa gelmiyorlar. Yapacağım bir şey var mı? Ya borçlarını ödeyebilirsin veya bekleyebilirsin. Adamlar kendine gelsin diye savaşa. Ottoman Mersin'e basmaya başladı mı? Dün basmamıştı. Şu an yok bildiğim kadarıyla. Solomonit Hanedanı gitmiş Jakuda. Süleymanlar gitmiş şeyde. Kebedeit gelmiş. Bence bu da fena değil. 2-4-4. Şey, Hazreti Süleyman'a soyundan geliyorlar ya o hanedan. Onun için Osmanlı Merk basmadı bildiğim kadarıyla. Evet. Yani oturup tek tek kontrol etmemiz lazım oradan ama basılmış Merk görmüyorum. Şeyde yok tabi. Military şeyimiz olmadığı için oradan country'de gözüküyor muydu ya? İtalyan Savaşı'na bir bakalım. İtalya Avusturya'yı bitirmeye giriyor Almanya'ya. Böylelikle Almanya kurulmasını da engelleyecek böyle giderse Prusya'yla. Veya Prusya'yla anlaşmak için onu Almanya'yı kurdurtabilir. Bilmiyorum hangisi daha mantıklı. Bla bla bla. Bizans'tan yapıp edip Polonya'yla vesaire. Here'den nasıl toprak alabilirim? Hep Avusturya geliyor. Şu anki Prusya gibi olmak istiyorum demiş. İçerideysen büyümen kolay. Dışarıdan içeriye saldırırsan imparator korumaya gelir. Yani imparator savaştayken girebilirsin. Ama yine gelir. Floransa nerede? Bölgesinin yeri göster yeter. Şurada. Firenze. Firenze ve Pisa. En güçlü krallardan biriyle başlıyor. Daha da ziyade kral diyemeyiz ona. Başkan ama. Cosimo Medici var. Osmanlı Allah aşkına o ticareti düzeltti mi? Tam değil. Daha dün İtalya kurdum. Kesinlikle Floransa veya Milan'la oynayayım. Aynen ya Milan ya Floransa. Floransa biraz daha rahat oluyor Milan'a nazaran. Milan'ı çok sevmiyorlar. Hazreti Süleyman ve Seba Kraliçesi. Özgün'e söyle bunu. Sadece Hazreti Süleyman değil. Hazreti Süleyman ve Seba Kraliçesiymiş Özgün. Sadece Hazreti Süleyman değilmiş. Bunu söylememi istemişler sana. Sağ olsunlar. Yani o soydan geliyor işte. Cebel Tarık ve İstanbul Boğazı ticareti etkiliyor tabii. İkisi de ticari nokta çünkü. Prusya monarşisini bırakıp Almanya kurmak MP'de ne kadar mantıklı? Hiç de mantıklı değil bence. Ama kurmak istiyorsa kurabilir yani. Prusya monarşisi yalnız kalıyordu galiba Almanya kurunca. Emin olmayarak bunu söylüyorum ama kalıyor olması lazım. Bir tek şu son çağdaki Prusya şeyini alamazsın. Öyle bir mevzu var. Oyun başına HR lideri olarak nasıl hızlı reform atlanıyor? İlk reformu zar zor geçiriyorum. Hep atlıyorsun YouTube'a, orada bir HR serisi var. Yayında solo yaptım, oradan izleyebilirsin. 8. HR'ymiş onu yaptıran demiş. Hayır öyle bir şey olmadı. 8. HR'nin benim de sana dediğim Tudor. Venedik'le de rahat kurulabiliyor İtalya öneririm demiş. Venedik'i de çok sevmiyorlar o bölgede ama yapabilirsin. Peki kimle ittifak olabilirim? Başına ağrıttıysam sorayım ben demiş. Ya Floransa ile oynuyorsan Fransa'yı yanına almanda fayda var. Her türlü Fransa'yı yanına çekmek en önemli şey yani. AI olarak en önemli şey. Gemilerdeki ticaret olayını anlatır mısın hocam? Ne açıdan merak ettiğini sorabilir miyim? Yani nesini anlatmamı istiyorsun gemilerin ticaretini? Gemileri ticareti yollamaya yolluyorsun. Şurada Select Mission diyorsun, Protectorate diyorsun. Ve o bölgeyi korumaya yolluyorsun. O da üstünde gördüğün gibi sana açıklıyor ne kadar kazanç sağladığını. Bunu yaparken. Oradaki ticari gücünü arttırıyor. Almanya kurunca ID'ye değişmiyor. Yani değiştirmezsen değişmez. Kaan neler oldu söylesene ulan demiş. Aynen lan dön izle herife bak. Allah Allah. Her yayına yeni gelen... Böyle bir şey yok gençler. Yani ben yayına 29'da başlıyorum. Bunu da duyuruyorum. Adam gelmiş
ona 5 kala diyor ki yayında neler oldu anlat bir öncekinde. Ya otur YouTube'dan izle ya yayını başa al izle. Ben her yeni gelen için sıfırdan mı anlatacağım lan? Oyunda gemi savaşı var ama en kolay İtalya Venice ile kurarsınız demiş. Yo, ona katılmıyorum. Milan da bayağı eğlenceli ve keyifli oluyor. Asya ve Amerika'yı gösterebilir misin? Amerika'yı zaten bol bol gösterdim. Bir daha gösteriyorum. Rahat edin. Görün. Asya'da şu an bir şey yok. Pegu Mandate'de. Eren bir şeyler basıyor etraf. Mandate şu an Pegu'da ama Mandate bayağı düştü ve dibe doğru gidiyor böyle giderse. Daha çok tributary'ye ihtiyacı var şeyin, Hamit'in. Düşmesi onu şu an çok kötü etkiliyor. Zira gördüğünüz gibi Goods Produce'u düşürüyor %50 ve Shock ve Fire Damage'ını düşürüyor. Bu da onu askerlerini güçsüzleştirir uzun solukta. Buradaki herkesi tributary'ye çevirmesi lazım. Bol bol tributary lazım onu. Aman Prus'u İsveç yemiş yeni gördüm demiş. Evet. Onun dışında Osuru'yu işgal etti. Augsburg'u almadı. Eren bekliyor öyle. Eren. Hı. Uyuma kardeşim. Ne oldu ya? Duruyorsun da işgal etmiyorsun hiçbir yeri ondan diyorum. Yok birçok başka şeyi kontrol ediyorum da şu an. Şıkır şıkır sesler geliyor biliyorum. Akşam hallederiz o işi. Evet. onları yayından sonra konuşuruz. Rusya da gelir kasıyor şu an şey düşerek. Rusya'nın bile ticari geliri şeyden fazla. Osmanlı'dan fazla şu an. Ki yani büyük bölgeyi kontrol ediyor. O farklı bir durum. Bir de ID olarak da trade almış. Zaten hani Osmanlı oynarken, Rusya oynarken mantıklı şeyler bunları yapmak. Trade veya ekonomik bu ikisini almak mantıklı. Üretime de gidebilirsin, ticarete de gidebilirsin. Konu var mı bugün? Var yazıyorsun, çıkıyor. Biri yazmayı başaramamış. Onu yine yazdım. Maritime alarak bu sırada galeylerini güçlendirdi. Osmanlı bu gidişle bayağı bir güçlü şey yaratacak kendini. Sonra Mersin'leri basmaya başladı Osmanlı. İlginçtir. Osmanlı neyi eleştirsem onu yapıyor. Osmanlı yayını mı izliyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım. Şu oyuna hot chain lazım ya. Kesinlikle. Şaku direkt çıktı adam. Rehost. Belki atmayacaktık. Rehost will. Rehost, ya. Yeah. Okay. En çok development kimde? Bakarız ona birazdan listeden. Hı-hı. Ama toprak fazlaydı. Yanılmıyorsam Osmanlı veya Rusya'dadır. Diğerlerini de olacağını zannetmiyorum. Reis sen niye oynamıyorsun? Öldün mü demiş. Hayır yayını devraldım. Şu soru dünden beri o kadar çok soruldu ki. İnsanların zihnini kontrol etmek isterdim demiş. Süper güç değil. Yetenek. Beceri anlamında. En iyi idea plutokratik. Plutokratik cumhuriyetler için güzel bir idea sadece. En iyi idea demezdim. Şu an mesela şey de güzel. Aristo da güzel bence. Aristo'nun da bayağı güzel oldu yeni hali. Admin idea aldıktan sonra paralı basılmalı ekonomi iyiyse demiş. Yani quantity'in var, admin var. O zaman basacaksın yani. Inno da alırsan tadından yenmez. Kurdum beyler. Çok zeki olmak isterdim. Mesela Sherlock Holmes gibi izlediyseniz bilirsiniz demiş. Evet. O mantıklı olabilirdi. Güzel olabilirdi. Mantıklıdan ziyade. Eski yayınlarını izliyor muhtemelen demiş. Zannetmiyorum. Biraz fazla yakın gidiyor. Yayını devraldım diyorsun da öldün işte. Rusya ile Prusya kafanı kopardı demiş. Yaşıyordu ülke. Bilmiyorum fark ettim mi? Geçen yayını izledim mi? Neden Observer'a geçtiğimi de açıkladım geçen yayını aynı şekilde. Fotoğrafik hafızam olmasını isterdim. Öğrendiğim şeyleri asla unutmamak güzel olurdu demiş. Bak o da güzel bir şey olabilirdi. Bayağı güzel olurdu. Sanki öyle bir dizi vardı. Hatırlayamadım şu an ama. YouTube'da Asya'yla oynadığım bir bölüm var mı? Online değil demiş. Jianzu var ama çok güzel bir seri değildi o. DLC'den önceki haliydi Jianzu'nun.
Bayağı böyle kıçımızdan teller akıyordu oynarken. Özgün benim dinim değişmiş herhalde. En iyi idea Kualta bence. Yani. Hem gemi hem kara demiş. Ama duruma göre değişir be abi. Değişeyine gel. Allah aşkına deniz gücün olmaktan sonra kualitenin ne anlamı var? Rusya ile oynuyorsun. Kualiteyi ne yapacaksın mesela? O an. Gemi için. Kara için tamam. Ama gemi için... Ben yeteneğim olsa çok zor şartlarda hayatta kalma yeteneğim olmasını isterim demiş. Yani o da sanki biraz süper güç gibi. Herhalde başla istiyorsan. Religious Unit'in yerlerde şu an anlattı. Plutokratik moral veriyor ve merchant veriyor. Oyundaki en iyi idea bana kalırsa. Onu otomatik kabul ediyor herhalde. Bir bak da ona öyle. Cumhuriyetler için mantıklı. Her ülke için değil. Black Mirror. Black Mirror'dan varmış. Ben izlemedim onu. Nasıl biliyorum bilmiyorum ama. İzlemedim o diziyi. Sen Rusya'ya neden satmıştın bu arada? Kaç yayın önceydi hatırlamıyorum da Özgün vardı o ara yayında demiş. Özgün beni sattı. Yani yüzdesiz direkt. Tüm özellikleri. İngiltere'yi yok edecektik. Sattı beni. Şu an Fransa oldu ve Osmanlı ile helal oldu. O yüzden Özgün'e bir buradan. Bir tane listesi var onun. Şeref Özgün. Öğrendiğim bilgiyi unutmamak gibi yeteneğim olsa güzel olurdu. Benim için tekrar etmeme gerek kalmazdı demiş. Bak bu da güzel olabilirdi. Bir insan için yine yararlı şeylerden biri. Bir yeteneğim olsa çay yapabilmeyi isterdim. Yazın evde kimse yokken çay içmemek insanı öldürüyor akıyor demiş. Çay yapmak çok zor değil ki lan. Nasıl bir şey anlamadım ki. İki tane poşet çay atıyorsun demliğe. Tamam işte. Demlik poşet çaylar var. İki tane at üsttekine. Bir de sıcak kaynar su. Altını aç. 15 dakika sonra başla içmeye. Bence en iyi quantity oyun başı çok iyi iş yapıyor demiş. Ben defansı bir daha çok seviyorum. Tercih meselesi oynayış bir şeyi. Eti yapıyor yok bir de kim yok ha. Bir yeteneğe yani. Sahip olmak istesen okay. Dirseklerimi yalamak isterdim demiş. Connection failed diyor da. Dirseklerin de bunu isterdi. Girdim galiba. Bir yeteneğim olsa zengin olmak isterdim. Şey Batman. Batman çıktı aramızdan. Oğlum beyninin %100'ünü kullanmak varken dirsek yalamak ne demiş. Boş ver oğlum dirseğini yalamak isteyen adamın beyninin %100'ünü kullandığını hiç düşünemiyorum. Başka neresini yalar kim bilir. Sen diyordun abi multinin başında Osmanlı'ya ben güvenmedim hiç ama Özgün çok güveniyor diye. Evet. Avusturya Savaşı'nda dedim öyle bir şey. Avusturya Savaşı'nda Avusturya'yı saldı çünkü orada hiçbir şey almadan. Ben de Özgün'ü uyardım. Daha sonra Özgün bana döndüğünde Osmanlı'yı uyardım. Özgün seni satacak dedim. Ama Osmanlı kalktı ordusunu ve filosunu buraya getirdi. İkisini de biliyorsunuz tokatladım burada. Daha sonra gördüğünüz ikisi birbiriyle savaştı. Bir de benden yardım istedi utanmadan Osmanlı. Bir de diyor ki neden gelmedi Kaan abi anlamıyorum diyor. Sen ta kalkar Anadolu'dan ordunu İsveç'e getirsen ben bir daha senin yanında hayatta savaşmam. Yani onun hiçbir yararına olmayan bir savaşa girdi. Birinci de yenildiler, ikinci de yendiler. Artık tutamazdım zaten o kadar sayıyı. Ama yaptığı hiçbir mantık seviyesinde açıklanamayacak bir şeydi yani. Rusya için ta İsveç'e gelmek. Ondan sonra Rusya bana niye saldırdı? Sen benimle niye aday olmadın? Yok öyle bir dünya. Oyun oynarken kolum olsun isterdim demiş. Sen diyordun. Okey onu okuduk. Korkum ya da panik olmamak güzel bir yetenek olurdu demiş. O da aslında. Aslında korku iyi. Bazı noktalarda korku iyi bir şeydir. Yani insancıl bir şey yani. Şarap olmak isterdim. Eskidikçe güzelleşmek için. Yetenek.